Buyurun. Hocam ben 8 yıllık evliyim. Evet. Ve benim bir çocuğum var. Evet. Sürekli kayınanam, kayınbabam eşimi şey yapıyorlar. Çocuk senden değil, bana namus iftirası atıyorlar hocam. Allah Allah. Bu nasıl bir şey, evet, ya? Nasıl bir şey öyle? Ve bu namus iftirasını atan kayınbabam elini Kur'an'a bile basarım diyor. Yani işin şahit mi olmuş yani sizin yanlış şahit bir şey? Hayır, asla iftira. Namuslu, evet, tamam, yani iffetli bir kadına namus iftirası atıyorlar. Bunlar herkese mi yapıyorlar, size mi yapıyorlar sadece? Bana, bir tek bana. Size dertleri ne sizinle? Ya sevmiyorlar hocam ama birini sevmediğin zaman namus iftirası atmak zorunda değilsin. Ya tabii sevmeyebilirsin, beğenmeyebilirsin. O ayrı bir şey, namus iftirası atmak. Hele nikahı olan, dini nikahı olan, resmi nikahı olan birine bir şey görmemişsen, şahit olmamışsan. Şimdi bir bakın. De hocam şöyle belirteyim. Evlendiğim tarih belli. Çok özür dileyerek söylüyorum. Çocuk doğurduğum tarih belli. Bunları bile bile bu iftirayı bana atıyorlar. Valla çok ağır bir söz bu bacı ya. Yani bir... Ne yapma hocam? Dinen bunun şeyi ne ya? Cezası ne? Ben ne yapmalıyım? Yani Allah bunu yapanı rezil ve rüsvay eder. İslam hukukunda bunun cezası var. Evet, İslam hocam. Hukukunda cezası olan, Kur'an'da cezası ifade edilen ender günahlardan biridir bu. Yani yer ve gök böyle bir şeye isyan eder. Çünkü zina kelimesi çok ağır bir sözdür. Nikah olmayacak. Hiçbir ilgisi olmayacak. Evlilik olmayacak. Efendim nikah kıymamış, mehrini ödememiş, haram olan bir kadınla olan bir beraberlik zina sayılır. Evet, ya yok sen, hocam nikahlı, mesela yani, kendi namusundayım. Böyle bir durumun yok. Namusun, kocan var, evlendiğin tarih belli, çocuk doğurduğun tarih belli, kendin bellisin, ortadasın. Yani onlar, çok özür dilerim, çok özür dilerim, çok özür dilerim sizden. Beni bağışlayın ne olur. Evet. Sizin zina ettiğinizi 4 kişi gözüyle mi gördü, fiile mi gördü? Orada mıydı? Yani gözetleyici miydi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah hocam bir de üstüne basa basa ben sürekli diyorum ki hasbinallah minel vekil, Allah'ın vekilim sensin diyorum. Ne olursun bu iftirayı onların yanına bırakma. Zaten öyle demen gerekir. Bir de bir şey söyleyeyim. Yani iftira attı çocuk onun torunu. Evet. Onun torunu. Yani adam geliyor Hazreti Ömer'e diyor ki hanımefendi. Evet. Diyor ki adam benim bir kızım var diyor. Hazreti Ömer halifeyken. Lütfen evet, dikkat ediniz. Dinleyin. Herkes dinlesin ve ona göre karar verelim. Benim bir kızım var diyor. Cahiliye döneminde diyor, düşüp kalktı erkeklerle. Yani evet, yanlış şeyler yaptı. Şimdi Müslüman oldu diyor. Müslüman olduk diyor Hazreti Ömer'e. Benim kızımın da taliplileri var. Lütfen dikkat ediniz. Kızımın da taliplileri var diyor. Yani kızımı isteyenler var. Ben şimdi taliplilere, benim kızımın cahiliye döneminde, İslam'dan önceki dönemde erkeklerle veya erkekle neyse nikahsız düşüp kalktığını söyleyeyim mi diyor. Evet hocam. Hazreti Ömer'in cevabı ne oluyor biliyor musunuz? Git ve kızını, git ve kızını iffetli bir kadın gibi evlendir. Allah'a yemin ederim ki kızının aleyhinde bir sözünü duyarsam senin, yani kızının zina ettiğine dair bir cümle duyarsam seni Medine'den sürgün ederim diyor. Bu şehre bir daha giremezsin diyor. Evet hocam. Bu dinin öncüleri böyle, işte Müslüman olduğunu söyleyenler de böyle. Evet hocam. Hani bu konu için ben çok huzursuzum. Kendimden eminim de hocam. Ben devlet yollarına da başvurmayı düşünüyorum bu konu hakkında. Yani gerekirse ama, başvurun ama dinen yani Allah'a, siz Allah'a başvurdunuz zaten. Evet hocam. Duanızla, efendim durumunuzla Allah'a başvurdunuz. Allah her şeyi gören, gözetendir. Her şeyi bilendir. Evet, namus iftirası en çetin ve en iğrenç iftiradır. Evet, Allah hocam kimseyi bununla imtihan etmesin. İmtihan edenleri de zelil etsin inşallah diye söyleyelim. Kayınpederiniz de bundan hissesini alacaktır mutlaka. Biz sizin zina etmedim, ben iffetli bir kadınım sözü bizim için senettir. Bitti. Evet, yok hocam, bunu yaptım, bunu yaptım. Biz böyle şeyler sormayız. Öyle bir yetkimiz yok, öyle bir görevimiz yok. Böyle bir haddimiz değildir. Kimsenin edebini, kimsenin namusunu, iffetini kurcalamak bizim işimiz değil. Ve bu büyük bir günahtır. Kayınpederin büyük bir günahın içerisinde Allah affetsin, Allah şuur ihsan eylesin inşallah. Allah hocam size şunu da söylemek istiyorum. Hani
defalarca bu iftira tekrarlandı ya, ben olur da gün olur da bana helallik istemeye gelirlerse bile hakkımı helal etmiyorum. Yani etmeyebilirsin tabii ki bacı. Alacağın var Allah katında. Evet, biz sana illaki hakkını helal edemeyiz. Karar senindir, yetki senindir. Çünkü canı yanan sensin, konuşulan sensin. Şimdi zaten şimdi bir insan hakkında zina tahmininde bulunursun da bunu toplum içinde ifade etmek, bunu yaymak. Evet, her evet. Bu yaydığın ve duyan kişi o günahtan hissesini alır. Onu ilk yayanın da başında patlar. Evet, dünyasını ve ahiretini rezil eder yani. İki alemi de rezil eder. Evet. Ben hani içimi rahatlatmak için sizi aradım hocam. Sizden İyi bir ricam var. İsterseniz benim sizinle konuşmam gereken çok başka bir özel konu daha var. Numaramı kaydedip sonra bana bir dönüş yapma imkanınız olur mu hocam? Arkadaşlarıma rica ediyorum. Çok özel evet. Konuşmuyorum belki ama. Çok sizi, özel bir şekilde danışmam gerekiyor hocam. Sizi kırmayız bacımız, kırmayız. Arkadaşlarına rica ediyorum telefonunu hanımefendinin kaybetmeyin, bir not koyun. Biz ablamızla, bacımızla, kızımızla görüşelim inşallah.